Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı Azim ve barik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el hayyel kayyum. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ bu dünyaya bizi imtihan için yolladı. Elimizde olsaydı ve bizi böyle imtihanlara tabi tutacağı ve bunun sonunda çok mükafat veya mücazat, cehennem gibi bir tehlike olacağı bize önceden bildirilseydi ve bize seçim hakkı verilseydi ben bu riski alıp dünyaya gelmeyi tercih etmezdim. Ama bize sorulmadı bu iş. Yani hakikaten imtihan büyükmüş, zormuş, çetinmiş, maddi, manevi, bedenimizle ilgili olsun işte, sevdiklerimizle ilgili olsun işte, vatanımızla ilgili olsun vesaire. Her şey hepimize dokunuyor yani. Ne insanda huzur kalıyor. Zaten keyif kalmasın, keyif derdinde değiliz ama insanların ahiret düzeni de bozuluyor. Dünya işleri bozulursa ahiret işleri de bozuluyor. İnsanlar sabırlı değil. Biraz ekonomisi bozulsa hemen ibadetini gevşetir. Daha çok sarılması lazım iken işte alıştıkları bir standartlar var. Bunlardan geri düşmek istemiyorlar. Hal böyle olunca yani tabii ki işte Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Mevla ne buyuruyor? Ve minen nas, insanlardan var men öylesi ki yekulu Rabbena atina fid dünya. Diyor ki ya Rabbi bize sadece dünyada ver. Dünyanın parasını istiyor, hanımını istiyor, işte itibarını istiyor, bürokraside ilerlemek istiyor, bir şeyler istiyor. Ama hiç ahiretten bir şey istemiyor. Bunlar imansız adamlar. Ve mâ lehu fil âhireti min halâk. Bunun ahirette nasibi yoktur Allah buyuruyor. Onun için bize dua öğretiyor. Ya insanlardan öylesi var ki ne der? Rabbena âtina fid dünya hasene fil âhireti hasene. Ey Rabbimiz! Dünyada da bize güzel şeyler ver. Ahirette de bize güzel şeyler ver. Ha burada da sadece ahirette ver de demiyor bak. Çünkü Mevla dünyada da istememizi istiyor. Dünyada da bize güzel şeyler ver. Bunun tefsirinde yazdık işte. Mealde de parantez içine yazdık. Tefsirde de yazdık. Dünyadaki haseneler sayılıyor orada. Güzel şeyler nelerdir? İşte afiyettir. Belasızlıktır. Hastalıksızdır. Ondan sonra yeterli rızıktır. İşte çünkü yeterli rızık olmayınca adam günaha düşebilir, harama düşebilir. Yeterli rızık ondan sonra dünya ile ilgililerde zevce-i saliha diyor. Yani eş. Saliha demek işte İslam'a bağlı, kocasına itaatkar, kocasını günaha sokmayacak, hatta günahtan kurtaracak kadınlara saliha denir. Zevce-i Saliha da buranın tefsirinde yazıyor. Yani Allah Teala saliha bir eş istememizi bize emrediyor. Bu sefer ahirette de hasene ver. Ahirette işte imanlı ölmekten başlıyor. İşte kabirde azapsızlık, işte mahşerde kolay hesap, sırattan hızlı geçiş, mizanda sevaplar tarafının ağır basması, cennete inşallah tabii cehenneme uğramadan girmek. Bunların hepsi ahiret haseneleridir. Ama önce dünya hasenelerini istetiyor. Çünkü neden? Ahiret burada kazanılıyor. Burada karısı huysuz olsa adamı günah sokar. Kanaatsız olursa devamlı masraf çıkarıp para ister. Adam da faiz, rüşvet, yalan, dolan para bulmaya uğraşır. Ne oldu? Dünyası bozulanın ahirette bozuldu. Görüyor musun şimdi? Dünyada tabii hastalık, zor iştir hastalık. İnsan hasta olursa ibadetlerinde zorluklar olur, eksiklikler olur. Mevla sormuyor ondan ahirette hesap ama
İşte bazı insanların kaderine küsüyor gibi laflar var. Çok, çok tehlikeli laflar. Kaderine küsme meselesinden dolayı ne yapıyor? Efendim, aman, halbuki felç olan adam daha çok zikreder. Oturuyorsun zaten mübarek adam ama işte bazısı Allah bana böyle yaptı falan. Ben ne zikredeceğim, ne şükredeceğim, şükredecek halim mi var? Zaten kütürümüm falan falan. Dünyası bozulunca ahireti de bozulanlar çok var yani. Kaç kişi var ki trafik kazası geçirmiş de belden aşağısı felç olmuş da adam ibadetini zikrini artırmış. Kaç kişi var? Ekseriyeti ne yapıyor? Hepten koyveriyor gidiyor. Zaten diyor, halbuki abdest alabilir, başıyla ima edebilir. Yani diyor, Allah bana mı soracak zaten diyor, beni felç etmiş diyor, benden ne istiyor diyor. Zaten kafir olacak laflar tabii. Ama durum bu. O zaman ne lazım? Evvela dünyada hasene lazım, sonra ahiretteki hasene peşine gelir. Şu çok büyük duadır. Bir de bakın ne azabennâr. Ahiretteki hasenede zaten cehennemden korunmak içine dahildir. Ama yine özellikle ve taksıysan bizi cehennem ateşinden, azabından muhafaza eyle diye bize dua ettiriyor. Bu duanın çok önemini beyan ediyor. اُلَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. Kazandıkları, yaptıkları hayırlı amellerden, güzel işlerden bu kullarım, bu duayı yapan kullarım, tabii ki bu millete Rabbena Atina'yı Sıbyan mekteplerinden beri öğretmişler. Namazında sonunda demek Osmanlı ecdadımızdan kalma bir şey. Namazın sonuna eklemişler. Halbuki sünnette namazın sonunda değil. Yani her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarının en çoğu Rabbena Atina'dır. En çoğu. Arafat vakfesinde de en çok duası Rabbena Atina'dır. La ilahe illallah ve la şerike lehu ve'l hamd ila ahirihi zikrinden sonra. Ama esma'ud dua bi burası salavatil mektube. Duanın en makbulü farz namazların sonunda olandır. Yani selamdan önce. Orada tabi ettehiyyatü ile salli barik mecburiyettir. Tehiyyat okumak, okuyacak kadar oturmak vaciptir. Tehiyyat okumak sünnettir. Salli barik okumak sünnettir. Şafii'de vaciptir. Ama ondan sonrası istersen hemen selam verirsin, istersen yarım saatte dua edebilirsin. Namazın bozulur mu? Bozulmaz. Yeter ki sabah namazında güneşi doğurtma. Güneş doğarsa namazın bozulur. Ama mesela öğlen namazında ikindiye kadar 5 saat var arası. E sen efendim imamsan o yapma. Şimdi arkada yolcu olur, hasta olur, yaşlı olur, imam olmaz. İmamsan olur mu öyle? Ama sen tek başınasın, dua ezbere biliyorsan, şu hadis-i şeriflerde çok dualar ben yazmışım. Namaz ilmi halinde yazmışım, iman İslam ilmi halinde yazmışım. Çok sünnette var. Bir de bunları Cibril öğretti, öğrenin, okuyun, emir de var. 4 şeyden sığının kesin emir. Deccal'dan işte, o kabir azabından, o Müslim sahihindedir. Yani bence bir adam mesela Rabbena Atina okumakla onun arasında tercihte kalsa Allah'ım la ne'ûzü bike duasını okumalıdır. Çünkü salli barikten sonra okunması emredilen tek dua inna ne'ûzü bike duasıdır. Emir başkadır, fazilet başkadır. Ama bu maalesef bizim toplumumuza anlatılmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar bunu yapmıştır ve bütün sahabesine emretmiştir. Siz de inşallah buna hepiniz birbirinize böyle bir imtihan yaparak ezberledin mi bakalım diyerek 4 şeyden Allah'a sığınacaksın. Selamdan önce. Yani biraz ezberlemeye bakın. Şimdilik ezberleyene kadar selam verir vermez okuyun ki. Öyle 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 ezberlersiniz. Namazın içinde okursunuz. Allahümme inna ne'udü bike min azabı cehennem. Ve ne'udü bike min fitnetil mahya vel mema. Ve ne'udü bike min fitnetil mesihid deccal. Ve ne'udü bike min azabil kavr. 4. Bu zaruridir. Bir insan bir şey öğrenecekse orada duadır, budur. Tabi ecdadımız, onlar da Rabbena Atina duasının çok önemi olduğundan ve bu millette tembel, çok da bir dua ezberlemezler. Onun için hiç olmasa bir Rabbena Atina bilsinler diye yapmış, çok doğru da yapmışlar. Rabbena Atina'da okunmaz olur mu? En makbul saat farz namazların sonudur.
Tabi imamlar şimdi zor, salli bari zor kurtarıyorsun ya. İmamlar öyle bir selam veriyorlar ki. Yani o ayrı bir şey. Bizden olan imamlar tabi sünnete uysunlar. Şimdi onlara ne var diyor? Kesbettikleri, kazandıkları ameller. Mesela sen namaz kıldın, oruç tuttun, hacca gittin, zekat verdin. Bunlar senin kesb yani. Leha ma kesebet ve aleha mektesebet. Kesb hayırlı ameller kazanmak demektir. İktisap şerli ameller kazanmak demektir. Ne diyor amene Resulü'yle? Leha ma kesebet, hayırlardan kesbettiği, kazandığı şeyler lehine olacak. Ve aleha mektesebet, şerlerden kazandığı, işte içki içmeye uğraşmış, kumara uğraşmış. Onlarda biraz daha zorluk var. Yani ibadet tarafı daha kolay ve ucuzdur. Günahlar tarafı esasına bakarsan daha zor ve pahalıdır. Onun için oraya iktisabı koyuyor. Çünkü zorla, yani kendi uğraşmış o günahı yapmak için yani gayret yapmış, iktisap. O da onun aleyhine olacak. Burada ne buyuruyor? Kimler Rabbena atina derlerse onlara kesbettiklerinden büyük bir nasip var. Bu değişik bir mana. Şöyle ki, yani adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, bütün ibadetleri yapıyor ama işte Rabbena atina demiyor. Veyahut da bu mealde, bu manada bir Allah'tan hem dünyada hem ahirette hasene istemiyor. Bu adamlar diğer yaptıkları amellerden nasipleri düşük oluyor. Allah Allah. Yani diğer hayırlardan nasipleri düşük oluyor. Ama bu duayı derseler yaptıkları bütün salih amellerden nasibün büyük nasip alıyorlar. Onun için tabii zaten namazlardan sonra okumanız da iyi ki öğretilmiş demek istiyorum yani. Bu millete en azından namaz kılan herkes biliyor bunu. Hiçbir dua bilmiyorlar, bir tek bunu biliyorlar bazıları. Bu da iyi bir şey. Halid abi rahmetli, Ali Adir Efendi babamızın oğlu, Bahattin abi rahmetli olanın abisiydi. O, işte tabii çok da eski kulağı kesiklerdendi. Efendi babaya da biraz, Efendi baba tabii çok hapislerde yaşadığı için 24 kere hapse girdi. Bunların dördünde idam yedi. Hepsinde Allah kurtardı ama 6 ay, en az aldıklarında götürdüklerinde 6 ay kalırdı. Onun için 24 kere hapsi düşünebiliyor musunuz? 6 aydan tutsan, bazen bir sene. Onun için Halid abi de derdi ki, biz babamızı görmedik, bir gelirdi, işte birkaç zaman kalırdı, bir de baktın yine hapse gitmiş. Yani çok tabii çocuklarla nasıl ilgilensin? Bahattin abi biraz yaşlı doğduğu için onunla ilgilenebildi yani, hafız etti onu. Öbür Şerif abi vardı, onu da tanıdım çocukken ben, İsmaila yapan. Şerif abi de tabii hafız hoca değildi, Halid abi de. Fakat Halid abi mübarek adam bize yaramaz derdi yani, Efendi baba yaramaz dermiş ona. Çok da pehlivan zaten, soyadları Gürbüzler, Ali Adir Efendi babamızın. O da çok pehlivandı. Böyle 2-3 kişiyi havada tokuştururdu birbirine. O kadar kuvveti var Halid abinin. Ondan dolayı da işte memlekette yani o zaman Beyoğlu dediğin zaman işte neyse haracını yemiş derler ya, böyle bir tabirleri var. Ben dedi çok dedi bazı gene işte sarhoş geldiğim olur. Gelirim efendi babayı bekliyorum ki biraz uyusa da ben de girsem odama gideceğim. Hiç uyumaz. Biraz uyudu zannederim. Bir Allah, bir ses. Efendi babanın sesi de çok gür. Beklerim, beklerim. Çoğu kere bahçede yatarım. Bir ağacın altında. Bir gün sızdım dedi. Sızmışım dedim ağacın altına. Eve giremedim. Baktım hep uyanık. Birden geldi. Sabah neydi? Başıma dedi. Kalktım. Allah Allah. Bir korktum, kaçtım dedi. Mert abi keramet, keşif sahibidir. Yılan gelmiş bunu sokacak. O keşfediyor odadan yukarıdan. Geldi dedi beni yılandan kurtardı. Ondan sonra bazı kere işte koşar peşime beni yakalamaya, dövecek beni. Hep İsmet Baba kurtardı beni der. Çünkü neden? Evden çıkıyordu, İsmet Baba'nın önüne gelince hizasına Fatiha okumadan geçemiyor. O Fatiha okurken ben kaçabiliyordum dedi. Hemen duruyor Fatiha dedi, ben kaçıyorum dedi. Ondan sonra İsmail Han'ın damına çıkardım dedi. O zaman cami yapılmamış da. İsmail Han'ın eski resimleri var ya, bütün otlar bitmiş. Çingeneler yatıyordu içinde. Ev kurmuşlardı yani.
E ne yapsın? Harap, boş. Yapmayanların günahı. Yatanların günahı değil. Ondan sonra efendim, o kadar kaçardım ki dedi yani, beni bulamasın diye caminin damına çıkardım dedi, kubbeye. Efendim, geldim işte, tevbe ettim işte. Efendim babama dedim ki, ben hacca gideceğim bu sene. Efendim baba da tabii sevindi, etti falan. Sen dedi, çok iri yarı ya, güçlü, kuvvetli. Şimdi dedi, millete çok eziyet edersin. Yani tavafta izdiham olur, Hacer-i Esved'de. Sana dedi, işte iki tane nasihat edeyim. Birisi, milleti itip kalkma. İnsanlara eziyet etmedi. Sonra bir 81 senesinde biz onunla Efendi Hazretleri, o ben, üçümüz hacca gittik, kimse yok yanımızda. O zaman da yine kramp giriyordu falan ayağına. Bayağı da yaşlıydı ama yine adamın biri yatıyor da, Yemenli bir yatağa servis, garibanın biri. Bir şey derdi, onu iterdi. Yatardı adamın yatağına, biraz dinlenmek için yani. Bu ara itiyorsun adamı. Öyle şey var demek işte, Efendi Baba o zamandan dedi ona, bak sen dedi, sakın kimseye eziyet etme. Dedi bana dedi. Ondan sonra dedi bana, sen şimdi hiçbir duada bilmezsin. Gideceksin oralara, ne okuyacaksın sen? Bari dedi, Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azabennar. Her yerde bunu oku. Her yerin ayrı duası var. Arafat'ın, Vakfesi'nin, Müzdelife'nin, her yerde dualar yazmışız. Kaç ömre duaları yazmışız. Daha da doluda yazacağımız kalmış tabii. Arafat'ta hele. Bir cilt dua var ki tam yapamadık onları, toplayamadık. E şimdi her yerde bu okunur mu? E ne yapalım? Sen bir dua bilmezsin dedi. Madem her yerde Rabbena atina. Bu ne demektir? Rabbena atina hepsini yerine geçer demektir. O elhamdülillah okuyorsunuz. Okuyorsunuz ama ne okuduğunuzu da biliyor musunuz? Manasını düşünerek okumazsanız sıkıntı. Manası neymiş? Kelime manası verecek hoca olun demedik yani şu anda bir dakikada. Manası şu yani. Ya Rabbi bana dünyada hasene ver. Ne demek? Afiyet, belasızlık, hastalıksızlık, hayırlı iş, hayırlı eş, yeterli rızık. Anladın mı? Kimseye muhtaç olmamak. Bunlar çok önemli. Bu hasene bu. Evliysen tabii bir daha ikinci karı için niyet etme. Yeter bir tane. Nasıl baş edeceksin? Bir taneyle baş edilmiyor bu zamanda ya. Bu para kadar. Evliysen tamam. Ama evli değilsen o da saliha bir eşine mülahaza edersin. Niyete koyarsın. Ahirette hasene işte ona da iman selameti, sırattır, mizandır. Genel manada ahiretin bütün güzelliklerini istersin. Cehennem azabından korunmayı istiyorsun. Böylece yaptığın, kıldığın namazdan, yaptığın bütün salih amellerden büyük bir nasip Allah sana ayıracak. Onun için şimdi bir düğün merasimindeyiz, işte bir nikah merasimindeyiz. Bazı kere insan evlenir, anlaşamaz. Ayrılması icap eder. Bu da helaldir. Niçin helaldir? Çünkü insan anlaşamadığıyla birbirini mutsuz edip huzursuz etmeyi ömür boyu sürdürmesi iyi bir şey değildir. Yani kadın için de iyi bir şey değil, erkek için de iyi bir şey değildir. Ha sabretsek daha iyi değil. Sabretsen tabii ki daha iyi. Dayak yesen de sabret. Ben sana bir şey diyor muyum? O zaman evliya olursun. Ondan sonra keramete erersin. Havada da uçabilecek duruma gelirsin. İstersen karı dayağı yiyenlere sor. Abdülhay Efendi Hazretleri öyleydi. Babamın ilk şeyhi yani. Alaaddin Efendi babamız ona çok itibar eder. Oğullarını bütün her bayram damadını hepsini gönderir. Beşiktaş Yahya Efendi'nin şeyhiydi. Dergahın şeyhiydi. Abdülhay Efendi Hazretleri. Seyitlerden Nakşi Kadiri. Zayıf nahip bizzat resmini gördüm yani. O zaman akademi bütün boşaldığı zaman cumada ona gelirlermişti. Bir Allah dermişti hutbede, gözleri çıkarmış, herkes görülmüş, gözler geri içeri girermiş. Böyle cezbeli bir zat. Babamın da sesi gür, ezan okur falan. Teheccüde kalkıyor, çarşambadan, evi Fethiye'deydi. Yahya Efendi'ye yaya gidiyor. Nerede o zaman taksi çevirmek bilmemiş. Yahya Efendi'ye yaya gidiyor, sabah ezanını okumak için.
Sabah ezanında bir okurdum diyor. O da cezbeye gelir, çıkar mübarek. Bir gün bir cezbeye gelir, Allah diye diye. Bir de nerededir, nedir? Cemaat arıyoruz, arıyoruz. Meğer kömürlüğe girmiş, orada bayılmış. O Allah'tan yani, şehadetten ha. Her tarafı silsiye olmuş. Çıkarttık dedi kömürlükten. Mübarek. Sonra hanımıyla çok uğraşır. Hanımı buna çok eziyet eder. Hep bilirdik. Bazı kere dayak izleri de görülür üzerinde. Her cuma hutbeden evvel bir posta dayak gelmiş. Mübarek öyle hutbeye çıkarmış. Allah Allah! Nasıl iş bu? Sonra onun bir şeyi vardı. Şimdi Karacaahmet'te türbe de yaptılar ona. Ben de ya, gördüm onu yani. 100 yaşlarındaydı. Evliyaullah'tan bizzat idi. O da onun çok yakın ihvanı. Artık dayanamamış. Nasıl etti? Zorlamış, etmiş, mahkemeye götürmüş, boşattırmış. Ondan sonra demiş ki Abdülhamid Efendi Hazretleri, çok büyük zarar ettim bana, ne, hiçbir feyizim kalmadı demiş. O sıkıntıyı çekerken ne kadar feyizim vardı demiş. Onun için mümkünse boşanmamak. Ama sen Abdülhamid Efendi gibi bir makamdaysan yani, sen şimdi her dakika kavga ediyorsun, ondan sonra namazı kaçırıyorsun. Ne oldu? Kafam bozuldu, sinirim bozuldu, bilmem ne. İbadetini kaçırıyorsun, haram kazanıyorsun. Böyle olursa boşanmak evladır. Çünkü seni günaha sokuyor. Ama sen zaten etkilenmiyorsun veya etkilensen de Allah'ın ibadetini, zikrini, fikrini terk etmiyorsun. Onu da bir imtihan sayıyorsun. Mübarek olsun, bu bir makamdır. 40 saat murakabeden efendidir. Ona sabretmek. Ama bizim insanlarımız da şu anda nerede sabır? Sabır zor. Tabii biz hakkı tavsiye ediyoruz, sabrı tavsiye ediyoruz evvela. Ama baktın ki kangren olmuş, bütün ibadetin, huzurun kaçmış. O zaman da birbirine eziyet etmeye girer. Birbirine eziyet etmenin de anlamı yok yani. Hele bir de kadın boşanmak isterse, yani erkeğin bunda mekruhluğu bile kalmıyor. Çünkü bir ebgazul halal illallahü talak, Allah'ın en sevmediği helal diyoruz ama şimdi kadın diyor ki beni boşa. Tabii kadınların lafı değişir. Öyle hemen boşa dedi mi boşamamak lazım. O kızgınlıkla boşa der falan, sonra özür diler falan. O payları verirsin. 1, 2, 3, 5. Ama değişmiyor fikri. Hakikaten bir eziyet duyuyor yani. Neyse. Fiziki bakımdan olabilir, ruhani bakımdan olabilir, maddi bakımdan olabilir. Ve şeriat burası. Der ki yani hakikaten beni boşa. Ha, o zaman da tutmak iyi bir şey değil. Ben ilk evlendim işte 21 yaşlarımda. Hanımım olan kişi dedi bana ki ben kot pantolonlu istiyordum. Sen dedi şalvalı cübbeli, beni anam babam verdi. Ben böyle şey istemiyorum. Kambur duruyorsun, yaşlı gözüküyorsun. 6 ay bu şekilde bir sıkıntı yaşandı. Said abi rahmetli o günleri şahidi. Şimdi yani 30 sene böyle konuşuyorum. Şimdi bunu 6 ay zarfında bu şekilde bir eziyet bildirilecek durumdaysa yaklaşmak istemiyor, yanaşmak istemiyor, zorlan bir insana tutmanın bir manası yok. 6 ay zarfında ben boşamak durumunda kaldım. Benim de başımdan geçti. Çünkü neden? Eziyet oluyor ona yani. Şimdi insanlara eziyet vermemek lazımdır. Boşanmak da helal. O hakkı kullandım, ben de başıma geldim. Ama karşı taraftan sebep, sabretmediğimden değil. 50 sene şey olsa sabrederim. Bende de çok feci bir sabır vardır. Ama o taraf eziyet görüyorsa, bu benim hakkım değil. Artık onun hakkını kendine vereceksin. Rahat etsin. Bunlar hepimizin başına gelebilecek şeyler. O da hayırlı bir renk gider evlenir. Sen de başka birine evlenirsin. Hayat devam ediyor. Ama tabii ki sabredeceğiz, katlanacağız ama kesin bir kararlılık görünce de zorlanda bekletmek çok da uygun bir şey değildir. Sahabe-i kiramda çok oldu yani. Evlenmek, boşanmak, ondan sonra gönül koymak yok. On boşadığını iddeti biter, öbür sahabe alır. Yani sahabenin siyerini hayatına baktığımız zaman böyle bizim cahiliye adetleri gibi işte gelenek, görenek diyoruz ya. Kimin Karadeniz geleneği, kiminin Anadolu göreneği. Bunların çoğunun bakıyorsun İslam'da yeri yok.
E sen şimdi kadını boşuyorsun, o kadın senin bir arkadaşınla evleniyor. Bizde nasıl olur? O arkadaşı artık ebediyen selam sabah yok. E zaten boşadın kardeşim. Zaten boşadıktan sonra kimle evlenmiş sana? E bu arkadaşım bana bunu yapmamalıydı. Manyak mısın sen ya? Helal mı? Helal. Sen helaldan sebep nasıl adama sebep? Ama şu anda bizim medreselerde de aynıdır. Maalesef tekkelerde de aynıdır. İslam'ın kültürü, örfü yerleşmemiş. Hala Karadeniz kültürü, Anadolu kültürü, Ege kültürü, Yörük kültürü, bilmem ne kültürü. Ama biz İslam'la mükellefiz. Bizim adetle, ananeyle görenir. İslam'a uyanı alırız. İslam'a uymayandan etkilenmememiz lazım. Ama maalesef şu anda bizim hanım cemaatlerden bile birçok helal dairesinde olan işlerde etkilenirler. Bazen de helala haram derler. Ve kafir olan da var. Onun için Efe Hazreti derdi, bunları çok bir şey anlatmayın bu konularda. Kafir edersiniz derdi. Kafir edersiniz. Karının gavur olmasını ister misin? Sonra da çocuğun veledi zina mı olsun? Nikah gitti. Onun için insanlara akıllarının aldığı kadar konuşun. Kellimun nasi ala kadere okulin. Bizim işte bilmiyorum o kitaplarımı okudunuz mu? Nişan nikah hakamı var. Vesair evlilikle ilgili 3-4 kitap var seri olarak. Şimdi hukuku zevceyn, karı koca haklarını yazıyoruz. Tafsilatlı bir şekilde, çünkü kadının hakkı İslam'da ne, kocanın hakkı ne. O da yakında çıkacak inşallah. E şimdi insanlar okumuyor. Okusa da işine geleni anlıyor. İşine gelmeyeni, yani çok tehlikeli işler ya. Çok tehlikeli işler. Yani çarşaflı kadının gavur olmamada mal olsa böyle yapacağım dediğini efendiden, kürsüden duyduk. Yani bir evlenmede, bir düğünde, bir nişanda ya şunu yapma, bunu yapma, gavur olmamada mal olsa dedi diyor. Bunu Efe Hazreti anlattı. E demek ki çarşaf da şuurla giyilirse bir mana ifade ediyor. Sakal, sarık, cübbe şuursuz olduktan sonra adamın imanını kurtarmıyor. Evvela ilim, ilimsiz şuur olmaz. E ben Arapça bilmiyorum, medresede okuyacak vaktim, saatim yok. Haklısın, herkes nasıl okusun? Evlenmişsin, çoluğun var. Ama Türkçe kitaplar yazılıyor ehli sünnet üzere, onlar da okumuyor. E ondan sonra başına işler geliyor, bilmem ne, talak veriyor, 3 talağı birden veriyor. Bidat talaklar veriyor, sonra kurtarmaya çalışılıyor. Yani her gün bize bu gibi şeyler geliyor. Yeniden nikah kıyabilir miyiz? Bunu nasıl kurtarırız? Kurtaramayız. Yani kardeşim, bir insan evlenmeden evvel, mesela ilmihal ne demek ilmihal? Talebul ilmi, feridatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her Müslüman erkeğe, her Müslüman kadına ilim tahsili farzdır. Bu doktorluk ilmi değil. Farz olduğuna göre, 5 vakit namaz bize farz olduğu gibi farzdır. E bu mühendis olacak halimiz yok. Geliyoruz o zaman din ilimleri. Peki din ilimlerinin hepsi farz mıdır? Değildir. Sizin şimdi tefsiri bilmeniz farz olsa, siz şu anda farzı terk etmekten dolayı hepiniz günahkar olurdunuz. Farz değil ki. Fazilettir. Ne kadar ilmin olursa. Hadis ilmi farz mıdır size? E bir 100 bin, 1 milyon hadis var. Sen bundan kaçını duyabilirsin şeylerimiz? Ya burada farz olan hangi ilimdir? Çünkü farz demek, yapmadığında azap var demektir. E burada hangi ilim farzdır? Ha o zaman ne diyor alimlerimiz? Farzlarla, vaciplerle ilgili ilim farz. Bir şey farzsa onu öğrenmek de farzdır. Peki. Namaz herkese farz, oruç herkese farz, hac işte zengine farz, sağlıklıya farz falan filan. Hacca gidecekse, hac ile ilgili yazılanlardaki haccın farzını, vacibini, müfsidini öğrenmesi farz oluyor. Ama adam zaten durumu müsaade, hacca gitmiyor. Bu adam hacla ilgili yazılan bir kitaptaki ilmi hali okumak ve öğrenmek zorunda değil. Çünkü hacca başlamıyor daha. İlim olarak fazilettir. Okusun. Ama farz diyemeyiz. Çünkü adama hac farz değil. Ondan sonra namaz. Namaz herkese farz. O zaman abdest, gusül, taharet, namaz meselelerini hepinizin öğrenmesi farz. İman, İslam, ilman. O farz. Sehvi secde başına geliyor. Bir rekat fazla kılıyorsun. Yani hepsinde o namazı iptal etmemen için önceden bilmen lazım yani. O durumda ne yapılır? Bir daha kalkılıp 6'ya mı tamamlanır? 5'te mi selam verilir? Sehvi secde gerekir mi, gerekmez mi? Bunlar bilmen gerekiyor. Çünkü bu namazı kılan herkesin başına her şey gelir. Daha bu millet akşam namazında cemaate uyuyor. Cemaatin diyelim ki son 3. rekatına kavuşuyor. İnsanların çoğu şu anda
yanımda bazı rastlıyor. Bakıyorum şimdi, çünkü öbür namazlardan şaşırmıyor dörtlülerde. Akşamda sıkıntı. Çünkü üçüncü de yetişiyor ya. Ondan sonra kalkıyor, iki daha kılıyor. Ne oldu? Tamam oldu. Niye? Üç kıldım ya diyor. Olmadı. Sehvi secde gerekti. Neden? İkiyi nasıl kıldın? E sen şimdi üçte, üç, imamın üçü senin birin oldu. Ama imam üç diye oturdu, sen de oturdun tamam. Kalkacaksın bir daha. Bir rekat kıldın, senin iki oldu. Bir daha oturacaksın. Sonra kalkacaksın, senin üçün oldu. Bir daha oturacaksın. E üç kere oturma var burada. Ama bakıyorum, hemen hemen çoğu insanlar biri imamla kıldım diyor, ikiyi de dümdüz kılıyor. Namazım oldu zannediyor. Arada ikinci rekatta oturmak vacibiydi. Vacibi terk ettiğinden sehvi secde icap etti. Sehvi secde de yapmadığından namazı iade gerekti. Daha şu meseleyi bile, yani akşamın üçüncü rekatına hepinizin yetişme durumunuz her an söz konusu yani bir cemaat. Ama bunu bile bilmiyor insanlar çok. Ya o zaman namazın ilmalini hep bilmen gerekiyor. Oruç Ramazan'dan evvel bir bakarsın edersin. Orucun tafsilatı biraz daha az. Namazın çok 12 bin mesele var iki rekat namazda ya. E sen o zaman zekat zengin değilim. Zekat hesabımı kitabımı yapmıyor. Bir şeye lüzum yok. Tamam. Zekatın ilmali sana farz değil. Ama ticaret yapıyorsun. E ticaret yapıyorsan ticaretle ilgili ilmihal farz. Maalesef ticaretle ilgili de bir ilmihal şu ana kadar pek yok. Ticaretle ilgili. Hazırlamak lazım. Ben bir faizli muameleler diye yazdım. Orada biraz bir şeyler var. Kredi kartıydı, bilmem neydi. Alıştırsası faize girenlerden bayağı bir örnekler yazdım ama yeterli değil tabii ticaret için. E bunu en azından bunu bilmen lazım faize girmemen için. Ticaret yapmıyorsan sorun yok o konuyu bilmen. Şimdi mesela evlenme gelelim sadede. Sen şimdi evlenmiyorsun. Yani evli değilsin, evlenmeyi düşünmüyorsun falan. Senin bu durumda evlilik ahkamı ile ilgili ilmihali bilmene farz diyemem. Ama evlenmen yanaştı, evleneceksin. Mutlaka bu kitaplardaki durumu bilmen lazım. Neden? Evlendin, iki ay sonra boşanmak icap ediyor. Nasıl boşanacaksın? Talak. Boşama nasıl olursa sünnete uygun olur, nasıl olursa bid'at olur. Çünkü boşanmanın da sünneti var, bid'atı var. Ondan sonra efendim evlenirkenki sünnetleri var vesairesi var. Bu meseleleri bilmen. E şimdi ters ilişkinin haram olduğunu bilmeyen dünya kadar insan var. Çünkü neden? Evlilik kitaplarını, ilmihallerini okumamış. Adam bilmiyor. Adet halindeyken ilişkinin haram olduğunu bilmiyor. E bundan dolayı çok büyük kebair haramlara giriliyor. Şia'da bunlar serbest, her yol var pisliklerde. Ama Ehl-i Sünnet'te burada haramlar var, helallar var. E şimdi bunları bilmeden bir adam evlenirse ilmihalini terk ettiğinden farzı terk etmiş olur. Yani nasıl ki akşam namazını kılmasan gibi günahkar olsun. Neden? Evlilikle ilgili hiçbir şey okumadan, öğrenmeden evleniyorsun kardeşim. Efendisi derdi, ya siz derdi hoca olmadan koca olmuşsunuz derdi. Ne biçim işsiniz derdi siz. Yani hoca derken usulü fıkıh hocası kastetmiyor burada yani. Öğrenmeden koca olunur mu derdi. Ondan sonra bir de derdi hala bir şey okumadan öğrenmeden bir de baba olmuşsunuz. Yazıklar olsun size derdi. Senden baba olur mu derdi. Bir şeyden haberin yok. Çocuğuna ne öğreteceksin? Durum bu. Onun için hasene isteyeceğiz. Bu hasene de zevce-i salihe evli olmayanlar için başta gelir. Ondan sonra oldu ki boşanmak vakı oldu. O da helaldir. Zaruret olur. Tamam. Yeniden evlenirsin. Bekar durmak sünnete muhaliftir. Ondan sonra. Ama tabii iktidarı olmayan hanımına mesela cinsel manada da iktidarı olmayan bir kişi bile bile evlenmesi haramdır. Bak haramdır diyorum sana. Ondan sonra bu durumda kendisi geçimini temin edemeyecek. Baktı ki hiç ekmek, su bile götürecek durum yok, bir şey yok. E bu şekilde evlenmek, kız istemek caiz değildir. Kefâ bilmer, ismen en yudayyâ men yakûl. Bir adama günah olarak yeter, bakması gereken kişiyi zayi etmesin. Ha tabii ben demiyorum her dakika etler, börekler, çörekler. Ama zaruret yiyecek de bu kadın çocuk. E bunun imkanı olmadan
bu imkanını temin etmeden de evlenilmez. Bütün bunlar muhacesinde İslamiyet, adalet, insaf, şefkat, merhamet, işte kadın erkek eşitliği diyen bu zındıkların tamamen kadını köle ettikleri, erkekten beter zor işlerde çalıştırdıkları ve memleketi ne hale getirdikleri bellidir. Amerikan, İngiliz, İtalyan kanunlarıyla efendim yapılan şu muamelede bu toplumda kadınlar kadar zarar gören var mıdır yani? Yoktur. Perişan ettiler kadını. Kadın ne iş var erkek işine çalışacak edecek? Erkeğe o zaman biraz daha fazla maaş vereceksin. Erkek çalışacak. Ama esas eşitlik, esas eşitlik değil, adalet. Her eşitlik adalet olmaz. Çünkü kadına erkek kadar yük vurulmaz. Eşit yük vurursan eşitlik olur, adalet olmaz. Çünkü onun bünyesi zayıf. Ona kadar iş söyleyeceksin. İslamiyet her şeyi beyan etmiş. Yemek yapmak mecburiyetinde midir? Çocuğa bakmak mecburiyetinde midir? Çocuğa süt vermek mecburiyetinde midir? Yoksa sen baba süt anne tutmak mecburiyetinde midir? Vesaire vesaire. İslam bu. Bir şeyi eksik bırakmamış. Ama milleti dinden, imandan uzak ettiler. İslam'dan, ilmihalden cahil ve gafil bıraktılar. Mekteplerde besmelesiz kitaplarla sabuk sabuk şeyler okuttular. Millet terörist oldu. Eşkıya oldu. Cühela oldu. Birçoğu müşrik oldu. Helal haram dümdüz. Amelden müşrik olmuyor. Helala haram diyor, harama helal dediğinden müşrik oluyor. Maalesef. İşte bir topluluk Efendi Hazretimizin bereketi. İşte onun hocaları, onun yetiştirdikleri işte. Herkesin hoca olması gerek yok. Said abi gibi Allah kabrin nur etsin. 40 hocaya bedel, 100 hocadan fazla iş görmüş adam. Böyle abiler, kıymetli kardeşlerimiz vasıtasıyla bir nesil yetişiyor inşallah. Allah bereketinizi artırsın. Allah nazarlardan muhafaza etsin. Allah hayırlara muvaffak etsin. Şerlerden emin etsin. Rabbimiz, şimdi dua yapalım kısaca. Sübhane Rabbil Aleyhine Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in, sahabe-i güzeyin, tabi'in, tebi'in, tebi'in hazaratının, silsile-i meşâhımızın, kutsal şeyhimiz İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum, Beyzullah-ı Rar, Şah-ı Nakşibend, Alâuddin Attar, Muhammed Halif, Ziyâuddin, Acâbullah, Mekke, Mustafa, Hasmet, Garibullah, Büyük Şeyh Efendi. Halil Nurullah Efendi, Arıza Bezzaz Efendi, Hüseyin Kutsi Efendi, Şelik Kutsi Efendi, Ahmet İlmi Efendi, Aziz İbler. Şeyhuna ruhu ruhina adina ilallah el-haç, Aliyyül Hayyidelle Kıskabî. Hadaratun ervahı tayyibelerine ve khasaten Sa'id abimizin ruh-i şerifine vasıl olmak üzere. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين